Efendim merhabalar. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki, ismim Serkan. Serkan Bey, o kedi çiçeği neden bu kadar pahalıdır ve sizce bakımı çok mu zordur? Aslında orkide pahalıdan ziyade yetiştirme şartları çok ağır. Yani bize gelene kadar, yani satışa sunulana kadar gelen aşamaları hayli hem maddi hem manevi olarak insanları yıpratan bir etki. Diğer türlü bizden müşteriye aktarıldığı durumu o kadar da bakımı zor değil. Çünkü üretici belli bir seviyeye kadar getirmiş. O seviyeden sonra zaten hani çiçeği üzerinde alıyor müşteri. Ve bu 3-4 ay gibi bir üzerinde çiçeği duruyor. Yani 4,5-5 ay gibi tekrar kendi evinde orkidesini açtırabilir. Ama bunun da işte belli bir bakım şeyleri var. Yani insanlar kafalarında belki soru işaretleriyle kurgular yapabilirler, işte bakımı çok zor, işte nasıl bakabilirim gibi endişeleri olabilir. Biz bunu gereken bilgileri kendilerine soran müşterilerimize ya da bize gelen müşterilerimize bunu özellikle açıklıyoruz. Daha sonrasında işte çok da zor değilmiş bakımı diyen müşterilerimiz de tabii ki haliyle oluyor. Pahalılık konusuna gelecek olursak, bunun için yani Türkiye'de bir işletme kuran bir iş adamı bir sera kurum bilmesi için çok büyük maliyetler harcıyor. Yani bütün ürünlerin ya da bunun fidesinin işte o anda yapılması gereken ortamı hazırlayabilmesi için bazı ürünlerin ya da bazı materyallerin dışarıdan, ülke dışından geldiğinden dolayı maliyetlerin artıyor tabii. Yani çok büyük ciddi rakamlardan bahsediliyor. Bugün bir dönüm ya da iki dönüm gibi bir sera kuran bir adam, yani 12 trilyon gibi bir para harcadığını ben duydum. Bu da çok ciddi bir rakam. Üretici içerisine girdiğinde mesela seraya yapıldı. Çok üretme aşamasında çok çabuk hastalık kapabiliyor. Burada hastanede mesela nasıl yoğun bakıma giriyorsanız, bu orkidelerin serasına da aynı şekilde girmeniz gerekiyor. Herkes mesela giremez. Yani işletmeyi kuran sahibi dahi bu uygulamayı yapmadan, yani bu elbiselerini, özel elbiselerini giymeden kesinlikle o seranın içine giremez. Çünkü ilk yetiştirme esnasında çok hassas oluyorlar. Bu hassaslıktan dolayı hastalık ya da vesaire şeylerden etkilenip bitki zarar görebiliyor. Bu da bitkinin zarar görmesi ekonomik açıdan işletmeyi kuran arkadaşa çok büyük zarar verir. Sadece pahalılık konusu buradan kaynaklanıyor. Yoksa yetiştirme kısmında pek o kadar sıkıntı yok. Zaten en büyük eziyeti serayı kurup ve yetiştiren, satışa kadar gelen zaman aşamasındaki kişiler o zorluğu çekiyor. Ondan sonraki aşamalarda herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü bitki gelişimini tamamlamış, artık son evresi şeyine gelmiş. Bundan sonraki şeyde alan müşterilerimiz çiçeğini açtırma konusunda yardımcı olacak bitkiye. Yani yaprak ve köklendirme kısmında zaten üretici bunu halletmiş. O noktayı bitirmiş yani.